Sayın Kılıçdaroğlu bir defa kendin için iste ve ben sana destek vereceğim. Sayın Bahçeli bir defa gel kendin için iste, sana destek vereceğim. Çıkın meydana, çıkın meydana. Edirne'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada anayasa değişikliği için referandumun Ekim-Kasım ayı gibi yapılabileceğini söyledi. Biz de kurtulalım ve inşallah sağlıklı bir anayasal değişikliği bu sene yapalım ve Ekim-Kasım gibi de bir referandumla milletimize gidelim. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Türkiye'nin başkanlık sistemiyle daha hızlı koşacağını ve daha güçlü yürüyeceğini belirterek, başkanlık sistemi istiyorsan, başkanlık sistemine evet diyorsan, başkanlık sistemiyle gideriz. Türkiye daha hızlı koşar, daha güçlü yürür. Ama mevcut parlamenter sisteminin güçlendirilmiş yapısını istiyorsan, onu da adam gibi yapalım. O da adam gibi sana hizmet etsin diye konuştu. Ya ey millet, siyaseti senin için yapıyoruz. Milli irade sensin. Egemenlik kayıtsız siyasız milletindir demiş bu cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal'dir. Niye korkalım ki senden? Senin için siyaset yapıyorsan, sen ne diyorsan onu yapacaksan, milli iradenin hak ve hukukunu korumanın önünü açmak için sana geliyoruz. Evet, başkanlık sistemi istiyorsan, sana başkanlık sistemine evet diyorsan, başkanlık sistemiyle gideriz. Türkiye daha hızlı koşar, daha güçlü yürür. Ama mevcut parlamenter sistemin güçlendirilmiş yapısını istiyorsan onu da adam gibi yapalım, o da adam gibi sana hizmet etsin. CHP ve MHP liderlerini de eleştiren Bakan Müezzinoğlu, mevcut anayasanın milletin ümüğünü sıkan bir yapıda olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Milletin önünü açan, milletin yarınlarını geleceğe güçlü taşıyan muasır medeniyet seviyesindeki o hedefe götüren özgürlükçü, demokrasiden yana ve milletin iradeni, hak ve hukukunu koruyan bir anayasa, utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor. Arkadaşlar millet seçerse olacak ya, hadi bir defa da cesaret et, sen kendin için iste ya. Sayın Kılıçdaroğlu, bin defa da kendin için iste ve sana destek vereceğim. Sayın Bahçeli, bir defa gel kendin için iste, sana destek vereceğim. Çıkın meydana ama çıkamıyorsunuz. Batman'daki millet değil mi? Erzurum'daki millet değil mi? Kars'taki, Ardahan'daki millet değil mi? Edirne'deki millet değil mi? Ama Ankara'da oturup masa başı milliyetçi. Masa başı halkçılık ve ulusal çocuk. Olmaz. Milletvekili adı üstünde milletin vekili. Siyaset millet adına. Dolayısıyla arkadaşlar, sizlere ve bizlere hep birlikte bize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu milletin ümüğünü sıkan, bu anayasadan bu milleti kurtarmamız lazım. Bu milletin gelecek hayallerini karartan, dinamiklerini, enerjisini toprağa gömen bu anlayışı biz toprağa gömmemiz lazım. Milletin önünü açar, milletin yarınlarını geleceğe güçlü taşıyan, muasır medeniyet seviyesindeki neyin üzerindeki o hedefe götüren özgürlükçü, demokrasisinden yana ve milli iradenin hak ve hukukunu koruyan bir anayasa. Utanmadan, sıkılmıyorlar. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor. Arkadaşlar, millet seçerse olacak ya. Hadi bir defa da cesaret et, sen kendin için iste ya. Sayın Kılıçdaroğlu bir defa kendin için iste ve ben sana destek vereceğim. Sayın Bahçeli bir defa gel kendin için iste, sana destek vereceğim. Çıkın meydana, çıkın meydana. Çıkın ama çıkamıyorsunuz. Ekmek için ekmelettin diyerek meydana çıkıyorsunuz. Niye? Milletten korkuyorsunuz. Niye? Milleti merkeze almıyorsunuz. Niye? Derdiniz millet değil. Niye? Arkanızda sufle yapan patronlarınız var. Arkada sufle yapan güç odaklarınız var. O nedenle bu yapıyı da, bu duruşu da inşallah Edirne'de değiştireceğiz. Edirne'li değerli kardeşim, İnşallah en kısa zamanda yine bir arada olacağız. 17 Nisan'da nasip olursa, Allah'tan bir aksilik olmazsa, Keşan bölgesindeyiz. Benim imzalarımız. Evet. İnşallah Edirne'deki daha da programlarımız olacak. Ben sizleri saygıyla selamlıyorum. Birlik ve beraberlik içinde ne olur...